kemalde olan bir cemal. Nihayet kemalde olan bir cemal. Vezayiften bir tanesi mi? Bu. Birinci vezayif bu. Başladık zaten. 9 tane hem var. Bunlara hem bakacağız hem bu noktayı nazardan. Yani veraset-i nübüvvet olan şey neymiş? Veya ben alemimde ne yapmam lazım? Yani bunları görmem lazım. Bunları ifa etmem lazım ki bu vezayif-i nübüvvet bende gözüksün. Yani hiç başka şeye gitmeye gerek yok. Yani farklı şeyi aramaya. Ki bu da hani en güzel bir şekilde Risale-i Nur'da gözüktüğünü göreceğiz. Nihayet kemalde olan bir cemal. Gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemez. Nihayet kemalde bir cemal var. Kendini gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemesin. Demek ki kainatta bir cemal var. Zaten biliyoruz. Külliyatta bu çokça geçiyor. Cemal kendini göstermek istiyor. Kendini göstermek istediğinde o zaman ne olacak? Bir gösterici ve tarif edici gerekiyor. Gösterici ve tarif edici. Demek ki Cenab-ı Hak cemali var, cemalini göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak. Vezayif-i nübüvvetin birincisi mesela. Birinci madde. Bu cemali görmek gerekiyor. Cenab-ı Hak çünkü göstermek istiyor. Bunu da gösterici, tarif edici gerekiyor ki bu da bir nübüvvetin bir vazifesi. Kime göstereceğiz? En başta mesela ben kendi nefsim, yani biraz enfüse getirelim. Sonuçta hani şu bu maddeleri şöyle okuduğumuz zaman istifade edemeyeceğiz muhtemelen. Peygamberimizin yapması gereken vazifelermiş bunlar. Yani onun vazifeleri, benimle ilişkisi yok. Ben namaz kılıyorum, onun da o vazifeler. Öyle bir ayrım yok. Tamamen biz peygamberimizin yerine kendimizi koymamız lazım. Bu vazifeler bizim için de geçerli. Olduğunu düşünürsek zaten ki o noktaya gelmemiz gerekiyor. Demek ki o zaman kainattaki görünen, yani bu nihayet kemalde olan cemali Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak bir nübüvvetin vazifesi. Bir, bunu harice göstermek. İkincisi de kendine göstermek. Biz cemali nasıl göreceğiz? Ben kendi kendime gösterici olmam lazım. Ki mesela biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Kendimize gösterici ve tarif edici oluyoruz, öyle değil mi? Cemali Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Ben okuyorum ve kendi kendime aslında o nübüvvet ve zarifini yapıyorum. Kendimdekine şahit olacağım. İmme lakin, aynen lakin, hakka lakin. Yani kendim ben buna şahit olunca Evet. Dışarıda otomatik olarak fiili çıkıyor. Çıkıyor. O zaman gösterici ve tarif edici. Evet. O zaman veraset-i nübüvvetin bir gölgesine girmiş oluyorsun. Girmiş oluyorsun ve o vazife başlamış oluyor, sende gözükmeye başlıyor. Yani yoksa o vazifeyi ona askıldı mı, o gitti işte o. Bitti o zaman, benimle alakası yoksa. Tabi canım, o zaman ne okuyacağız? Yani İstanbul'un fethini okumaktan farklı bir şey değil. İstanbul'u şöyle fethetmiş, ben fethetmeyeceğim ki, benimle alakası yok ama merak ediyorum, okuyorum, o kadar. Yani bana bir şey yok, alakası yok ama öyle değil. Evet. Tamamen bize bakıyor ki, Risale-i Nur zaten şimdi okuyacağımız Cemal Kemal devam edeceğiz bu şekilde. Tamamen bu manaları anlatıyor. Hep bu nazara veriyor. Hep bu nübüvvet ve zayifini bize aslında ders veriyormuş. Bunlara dikkat edin, bu yolda gidin diyormuş yani. Bu veraset-i nübüvvet yolundan ayrılmayın diyormuş aslında. Bu maddeleri okuyunca onu anlıyoruz şimdi baktığımız ifade.